Mihail Bulgakov, Bir Doktorun Olağanüstü Serüvenleri. Seslendiren Akın Altan. Dostum Doktor Ney öldü. Bir söylentiye göre öldürüldü. Bir başka söylentiye göre Novorossiysk'te gemiye binerken suya düşüp boğuldu. Üçüncü bir söylentiye göre de hayattaydı. Sağlığı yerindeydi. Buenos Aires'te yaşıyordu. Her neyse. İçinde 3 pijama, bir tıraş fırçası, Doktor Rabov'un 1916 tarihli bir ilaç tarifi, ayrıca 2 çift çorap, Profesör Meşnikov'un bir fotoğrafı, taş gibi olmuş bir Fransız prankalası, Maria Lusyeva Yurt Dışında romanı, 0,3'lük 6 ağrı kesici toz ve doktorun not defterinin olduğu çantası kız kardeşine kalmıştı. Kız kardeşi bir mektupla birlikte onun not defterini bana gönderdi. Mektup şöyle başlıyordu. Siz bir edebiyat adamı ve onun dostusunuz. Bastırın bu notları. Çünkü çok ilginçler. Daha sonra okumanın yararları üzerine kadın düşüncelerinin olduğu gözyaşı lekeleriyle dolu bölüm. Bu notların özellikle ilginç olacağı düşüncesinde değilim. Bazı yerleri hiç okunmuyordu. Doktor Ney'nin el yazısı çok kötüydü. Ayrıca doktorun dağınık notlarını herhangi bir değişiklik yapmadan yalnızca bölümlere ayırıp isimlendirerek yayınlıyorum. Anlaşılacağı üzere Doktor Ney'nin Buenos Aires'te olduğu kesin bilgisini alırsam telif ücretini de kendisine göndereceğim. 1. Başlıksız. Düpedüz bir çığlık. Neden bırakmıyorsun peşimi kader? Neden 100 yıl önce doğmadım? Ya da daha iyisi, 100 yıl sonra. Hem daha iyisi, keşke hiç doğmasaydım. Bugün biri şöyle dedi bana. Torunlarınıza bir şeyler anlatacak olduğunuz için doğdunuz. Amma saçma. Sanki tek hayalim, kocayınca torunlarıma duvarda nasıl asılı kaldığım gibi saçmalıkları anlatmakmış gibi. Hem yalnızca torunlarım değil, çocuklarım da olmayacak benim. Çünkü böyle devam ederse en yakın zamanda kesin öldürecekler beni. Ben torun falan istemiyorum. Benim branşım bakteriyoloji. Benim aşkım yeşil abajurlu lambamla çalışma odamdaki kitaplarım. Çocukluğumdan beri Fenimore Cooper'dan, Sherlock Holmes'ten, kaplanlardan, silah seslerinden, Napolyon Bonaparte'dan, savaşlardan ve masalda gemici genç koşkanın her türlü kahramanlığından nefret ederim. Böyle bir hevesim hiçbir zaman olmamıştır. Bakteriyolojiyi seviyorum ben. Ama bu arada yeşil abajurlu lambam söndü. Hastalık bakterileri yığın yığın döşemede. Ara sokağın başında silahlar patlıyor. 5 sayılı yönetim göreve çağırdı beni. 2. İyot hayat kurtarıyor. Akşam. Aylardan Aralık. 5. yönetimi kovdular ve az kaldı hayatımdan oluyordum. Gündüz saat 5'te her şey birbirine karıştı. Dondurucu soğuk. Doğu tarafında makineli tüfekler takırdıyordu. Onların makineli tüfekleriydi bunlar. Batı tarafındakiler de bizim. Birileri elde tabanca koşuyordu. Genelde saçmalık. Kiralık at arabaları geçiyordu. Şöyle dediklerini işitiyordum. Yeni yönetim geldi. Sizin birliğiniz, hangisi benim birliğim kahretsin, Vladimir İski'de. Vladimir İski'ye koşuyordum. Hiçbir şey anlamıyordum. Her yer karmakarışıktı. Önüme gelene benim birliğimin nerede olduğunu soruyordum. Ama herkes deli gibi koşuyordu. Soruma cevap veren olmuyordu. Ve ansızın şapkalarında kırmızı püsküller olan birilerinin sokağa karşıdan karşıya geçtiğini gördüm. Bağırıyorlardı. ''Yakala onu, yakala!'' Kimi yakalayacaklarını anlamak için çevreme bakındım. Anlaşılan, beni, ne yapmam gerektiğini ancak o zaman anladım. Düpedüz eve kaçmalıydım. Ve koşmaya başladım. Ne büyük bir şans ki, bir ara sokağa sapmayı akıl ettim. Orada bir bahçe vardı. Duvar. Duvarın üzerine çıktım. Bağırıyorlardı. Dur! Ne var ki bu tür savaşlarda çok tecrübesizdim. İçgüdüm hiç de durmamam gerektiğini söyledi bana ve hemen duvarın öte yanına kaydım. Arkasından tak tak! Tam o anda nereden çıktıysa kabarık beyaz tüylü bir köpek saldırdı üzerime. Paltomun eteğine yapıştı. Parçalamaya başladı. Duvarda asılı kaldım. Bir elimle tutunuyordum. Öteki elimde 200 gramlık bir iyot şişesi vardı. Harika bir Alman iyodu. Düşünecek zamanım yoktu. Duvarın öte yanından ayak sesleri geliyordu. Köpek de yiyecekti beni. İyot şişesiyle başına vurdum. Köpek bir anda koyu sarıya boyandı. Uluyarak gözden kayboldu. Bahçeyi geçtim. Bahçe kapısı. Ara sokak. Sessizlik. Eve. Hala soluk almakta zorlanıyorum. Gece güneyde toplar patlıyordu ama hangi tarafın toplarıydı bunlar bilmiyordum. İyoda çok üzülüyordum. 3. Gece 2'den 3'e kadar. Tarif edilemez bir şeyler oluyor. Yeni yönetimi de kovaladılar. Dünyada ondan daha kötüsü olamazdı. Tanrı'ya şükürler olsun, şükürler. Dün göreve çağırdılar beni. Hayır, önceki gün. Bütün bir günü buz tutmuş köprüde geçirdim. Gece ısı sıfırın altında 15 dereceydi. Rüzgar vardı. Köprünün kemerlerinde bütün gece ıslık çaldı. Karşı kıyıda kent ışıl ışıldı. Bu kıyıda da köy vardı. Biz ortadaydık. Sonra herkes kente doğru koşmaya başladı. Böyle karmaşa görmemiştim. Süvariler, piyadeler, arabalarla toplar gidiyordu. Mutfaklarda. Mutfakta bir hemşire oturuyordu. Beni Galicia'ya göndereceklerini söylediler. Ancak o zaman koşmam gerektiğini anladım. Bütün pencerelerin kışlık dış çerçeveleri kapalıydı. Avlu kapıları çiviliydi. Kalın, beyaz sütunlu kiliseye doğru koşuyordum. Arkamdan ateş ediyorlardı. Ama isabet ettiremiyorlardı. Kilisenin sundurmasının altına saklandım. 2 saat orada kaldım. Ay batınca çıktım. Ölü sokaklarda eve doğru koşmaya başladım. Tek bir kişiyle karşılaşmadım. Koşarken kaderimi düşünüyordum. Benimle alay ediyordu kaderim. Bir doktordum. Tezimi hazırlıyordum. Geceleri fare gibi başkalarının avlularında gizleniyordum. Kimi zaman neden bir yazar olmadığıma üzülüyorum. Ama kim bilir, bu notların birinin eline geçerse, bütün bunları uydurduğumu düşüneceğinden eminim. Sabaha karşı top sesleri geliyordu. 4. İtalyan Armonikası. 15 Şubat. Bugün bir süvari alayı geldi. Bütün bölgeyi işgal etti. Akşam 2. süvari bölüğünden akciğer rahatsızlığı olan bir hasta geldi bana. Hasta kabul odasında sırasını bekleyen bu hasta, Büyük İtalyan Armonikası'nda Mançurya Dağları'nda adlı halk şarkısını çalıyordu ama öteki hastalar sıkılıyordu. Dinlemek istemiyorlardı. Sırası gelmeden içeri aldım onu. Dairemi çok sevdi. Emir erim olmak, yanıma gelmek istiyordu. Gramofonumun olup olmadığını soruyordu. Akciğer hastasının ilaçlarını eczanede 20 dakikada hazırladılar. Harika bir olay. İnanın bana. 17 Şubat. Bu gece uyudum. Alt kattan gramofonun sesi gelmiyordu. Kimsenin beni rahatsız etmesini istemediğimi yazdığım kağıtlar yapıştırmıştım dış kapıya, dairemin kapısına, yemek odasının kapısına. 21 Şubat. Ama rahatsız ettiler. 22 Şubat. Ve göreve çağırdılar. Mart. Süvari alayı bir atamanla savaşmaya gitti. Alayın arkasından bodrumda gramofon, "Şarkılar istiyordunuz" şarkısını çalıyordu. Kim ne derse desin, güzel bir alet şu gramofon. Sabaha karşı top atışları başladı. 5. 6. Topçunun hazırlıkları ve çizmeler. 7. Elbette. Götürecekler beni. Toplardan Ve 8. Hankalsk Vadisi. Eylül. Bazen bütün bunlar rüyaymış gibi geliyor bana. Öfkelenen Tanrı dağları yükseltmiş. Vadilerde dumanlar dolaşıyor. Dağların tepelerinde fırtına bulutları. Rüzgar kayalara çarpıyor. Bulanık kabaran dalga. Kötü yürekli Çeçen sahile iniyor, kamasını biliyor. Çeçen köyünde uzun hacı. Köy, dağların mavimsi dumanının fonunda bir düzlükteydi. Pek derin olmayan Hankaks Vadisi'nde yollarda arabalar, kağnılar süzülürcesine gidiyordu. Sol kanatta Kizyarogrobenski kazakları, sağ kanatta süvariler vardı. Bataryalar çiğnenmiş mısır tarlalarına yerleşmişti. Uzunu şarapnellerle dövüyorlardı. Çeçenler, beyaz şeytanlarla şeytanlar gibi dövüşüyorlardı. Şişmiş bir at leşinin yattığı nehrin kıyısında tuhaf bir kızıl haç plaması dalgalanıyordu. Kanlar içinde kazakları getiriyorlardı bana ve onlar elimde ölüyordu. Fırtına bulutları dağların arkasına inmişti. Güneş yakıyordu. Pis kokan suyu hırsla yudumluyordum. İki hemşire koşturuyor, öne eğik güçsüz başlarını kaldırıp kanıların içindeki samanlara bakıyor, yaraları beyaz sargı bezleriyle sarıyor, susayanlara su veriyorlardı. Makineli tüfekler hep birlikte takırdıyordu. Çeçenler umutsuzca köyden saldırıya geçiyor, var güçleriyle savaşıyordu. Ama bundan bir şey çıkmıyordu. Köyü yaktılar. Kuban piyadesinin 3 bataryası karşısında eski püskü ahşap evleriyle başka ne yapabilirlerdi? Süvari alayları çiğnenmiş, yakılmış mısır tarlalarından naralar atarak saldırıya geçti. Kanattan usta savaşçı kazaklara saldırdılar. Orada geçmelerine izin vermediler. Kubanlılar makineli tüfeklerini o yana doğrulttu. Çeçenler mısır tarlalarının ötesinde ancak dürbünle görülebilen, yok olmaya mahkum tahta damlarına doğru çekildi. Gece. Silah sesleri giderek azalıyor, azalıyordu. Karanlık daha koyulaşıyordu. Gölgeler esrarengizdi. Sonra kadife bir örtü, uçsuz bucaksız bir yıldızlar okyanusu. Dere öfkeli, şırıldayarak akıyordu. Atlar sesli sesli soluyor, sağ tarafta Kuban bataryalarında ateşler göz kırparak parlıyordu. Hava karardıkça insanların ruhuna daha çok korku, hüzün çöküyordu. Bizim ateşimiz çatırdayarak yanıyordu. Dumanı kah bana geliyor, kah karşıya gidiyordu. Titrek ışıkta kazakların yüzleri değişik, tuhaf görünüyordu. Karanlıktan ışığa çıkıyor, sonra tekrar derin karanlığa dalıyorlardı. Gece ise uçsuz bucaksız, karanlık büyüyor, her yanı sarıyordu. Oynuyor, korkutuyordu. Vadi uzundu. Gece kadife gibi ama bilinmezliklerle doluydu. Cephe gerisi yoktu. Arkamızda meşe ormanının uğuldadığını hissetmeye başlamıştık. Belki de o anda orada çiğ düşmüş otların üzerinde Çerkezlerin gölgeleri süzülüyordu. Süzülüyorlar, süzülüyorlardı. Gözlerinizi bir an kapamaya gelmezdi. Nefretten gözleri kararmış çılgın gölgeler, naralar, çığlıklar atarak ve "Amin!" diye bağırarak saldırabilirlerdi. Tüh! Kahretsin! Benim yüzeysel bir takım düşüncelerim, kazakların 3. Ters Süvari Birliği'nin ateşi başında bu gecenin masumluğu ve sinsiliği konusunda felsefi yorumlar yapıyordu. Kimse bilemez. Birden çalıların arkasından çıkıverirler. Çok oldu bu. Hay dilime eşek arısı soksun. Çalıların arkasından. Tanrım, nedir bu böyle? Atlar gübrelerinin içinde dolaşıyor, tüfeklerin namluları ateşin ışığında parlıyordu. Kimse bilemez. Karanlıkta dumanlar. Uzun Hacı, uğursuz köyünde. Peki ama kimim ben? Lermontov mu? Yanılmıyorsam onun ihtisas alanıdır bu. Öyle değil mi? Ben burada hiçbir şeyim. Çadır bezinin üzerine uzanıp kaputuma sarınıyorum. Elmas serpintileriyle kaplı kadife kubbeyi seyretmeye başlıyorum. Ve o anda hüznün kuşu, bulanık beyaz yükseliyor üzerimde. Yeşil abajurlu lamba kalkıyor, cilalı yaprakların çevresinde bir aydınlık, çalışma odamın duvarları. Her şey ters dönüp gitti aşağıya, anasının yanına. Çadır bezinin üzerinde, binlerce vers yukarılarda korkunç bir gece var. Hankalsk Vadisi'nde. Ama yine de rüya görüyorum. Ama nasıl bir rüya? Kah abajurun altında bir lamba, kah gecenin dev gibi kocaman, karanlık abajuru ve bu abajurun altında dans eder gibi yanan ateş. Kah kalemimin sakin gıcırtısı, yanan mısır saplarının çıtırtısı. Ansızın, hafif bulanık uykulu bir karanlığa dalarken, birden ürperiyorum, doğruluyorum. Kılıç çakırtıları duyulmaya başlamıştır. Naralar atanlar, haykıranlar vardır. Kasaturalar, gümüş başlıklı fişeklikler görünüyor. Yo, öyle değil. Bana öyle geliyor. Her yer sakin. Atlar sesli sesli soluyor. Keçe çizmeler sıra sıra dizili. Yorgun düşmüş kazaklar istirahat ediyor. Ve ateşte kömürler altınla kaplanıyor. Yukarıdan soğuk geliyor. Uzaklarda soluk şafak sökmekte. İnsanın dayanabileceği bir yorgunluk değil bu. Hem Çeçenleri boş verin. Hayat boyu hatırlamazsın mermiyi. Sönmekte olan ateşi görmez olursun. Kesilmek istenen tavuklar gibi zıplarlar. Ama yine de keserler onları. Arada ne fark var ki? Ters geliyor bana şu Lermontov. Hiçbir zaman sevemedim onu. Hacı. Uzun. Kırmızı ciltli bir kitaptı. Kapağında bulanık bakışlı, apoletleri altından kanat gibi bir subay var. Seni ben, göklerin oğlu. Eter dolu şişek güneşte patladı. Daha yumuşak, daha yumuşak, daha yoğun, daha karanlık. Rüya. 9. Duman ve tüy. Sabah. İş tamam. Siyah duman kütleleri platodan kalktı. Terek boyu kazakları, atlarını mısır tarlalarının ötesine sürdü. Makineli tüfek tekrar takırdamaya başladı ama çabuk sustu. Çeçen köyü alınmıştı. Ve işte platodaydık. Ateş sütunları göğe yükseliyordu. Beyaz evler, çitler alev alev yanıyor, ağaçlar çatırdıyordu. Dar, eğri büğrü sokaklarda ateş fırtınası esiyor, birbirinden uzak ateşlerin dumanları yukarıda birleşiyor ve ibliste olduğu gibi ağır ağır uzaklaşıyordu. İblis, Lermontov'un şiiri. Yerlerde, havada tüy doluydu. Grebenli yaman kazaklar köye doğru fırtına gibi gidiyor, sonra geri geliyorlardı. Eğerlerinin arkasında bağ bağ sarkan tavuklar, kazlar dehşet içinde bağırıyordu. Konaklama yerimizde sabahtan beri büyük bir eğlence vardı. Kazanda 15 tavuk pişmişti. Altın rengi yağlı çorba da vardı. Shugo, tavukları zalim İrod'un genç çocukları kestiği gibi kesmişti. İleride yamaçlarından aşağı duman kümelerinin süzüldüğü, eridiği dağların arasındaki esrarengiz çukurdaysa esrarengiz uzun, içi intikam hırsıyla yanarak kaçıyordu. Bütün bunların kötü sonuçlanacağından en küçük bir kuşkum yoktu. Ve köyler yakılmamalıydı. Benim için de iğrenç bitti. Ama bu fikirle çoktan barışıktım ben. Kendime rüya gördüğümü telkin etmeye çalışıyordum. Uzun ve iğrenç bir rüya. Her zaman söylemişimdir. Sağlık memuru Golendrük kafası çalışan biridir. Bu gece sessiz sedasız ortadan kayboldu. Ama arkasında bir haber bırakmamış olsa da, onun amacına kavuşma yolunda olduğunu, özellikle demir yolunda, sonunda bir kasabanın olduğu yolda olduğunu biliyorum. O kasabada ailesi var onun. Komutanlık, araştırma yap emri verdi. Seve seve. İlaçların olduğu sandığın üzerine oturdum ve araştırma yapıyorum. Araştırmamın sonucu. Sağlık memuru Golendrük, bir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Ayın falanca gününün gecesi. Nokta. 10. Çeçenlerle de çarpıştım. Sıcak bir Eylül günü. Skandal. Birliğimi kaybettim. Nasıl olabildi bu? Aptalca bir soru. Her şey olabilir burada. Her şey. Sözün kısası, birliğim ortalarda yok. Başımın üzerinde kızgın güneş, çevremde kurumuş otlar, unutulmuş bir tekerlek izi, izde bir kana arabası, kana arabasında ben, hasta bakıcı Shugo'ya ve bir dürbün. Platoda kimsecikler yok. Zeis marka dürbünün merceğini ne kadar çevirirsen çevir. Hiçbir şey yok. Yer yarılmış, hepsi içine girmiş. Toplarıyla birlikte 10.000 kişilik birlikte Çeçenler'de. 5 vers ötede yanmakta olan Çeçen köyünün dumanı olmasa, burada hiçbir zaman insan olmadığını düşüneceğim. Shugo'yev kanı da ayağa kalktı, sola baktı. 180 derece dönüp sağa, öne, arkaya, yukarı baktıktan sonra oturdu. Şöyle dedi. Rezillik. Bundan daha yerinde bir şey söyleyemezdi. 5 köyünü yaktığımız Çeçenlerle karşılaştığınızda nelerin olabileceğini söylemek zordu. Bunun için kahin olmaya gerek yoktu. Son ana kadar daha defterime neler yazacaktım. Çok ilginçti. Bir kuzgun gökyüzüne yükseldi. Bir başkası alçaldı. İşte bir üçüncüsü daha. Neden böyle dönüp duruyorlar üzerimizde? Kanıyla gidiyoruz. Kullanılmayan, ot kaplı yolun kenarında bir Çeçen yatıyor. Kolları haç gibi iki yana açık. Başı arkaya düşmüş. Siyah cübbesi parçalanmış. Ayakları çıplak. Süngüsü yok. Fişekliğinde fişek yok. Kazaklar, Gogol'un Osip'i gibi tedarikli millettir. Osip, Gogol'un müfettiş oyunundaki Hlestakov'un uşağı. İncecik bir ip de işe yarar. Sol elmacık kemiğinin altında bir delik var. Bu delikten göğsüne, güneşte kurumuş kan lekesi bir şerit gibi uzanıyordu. Zümrüt rengi sinekler deliğin üzerine yığılmışlar. Sinirli kuzgunlar alçakta dönüp duruyor, bağırıyorlardı. Yola devam! Zeis, hayaller gösteriyor. Bir tepe. Tepenin en yüksek yerinde bir Viyana koltuğu. Çevre bomboş. O koltuğu bu tepeye kim çıkarmış, niçin çıkarmış? Tepenin çevresini kanıyla dikkatlice dolaştık. Kimsecikler yok. Yolumuza devam ettik. Koltuk hala orada duruyordu. Hava çok sıcaktı. İyi ki öyleydi. Akşam üzeri. Hazır. Gidiyoruz. Ve işte dağlar, 2 adım ötemizde. İşte vadi. Vadiden sesler geliyor. Atlar, atlar. Gümüş kılıçlar. Bu defterimin kimin eline geçeceğini çok merak ediyorum. Sanırım kimse okumayacaktır onu. Shugoyev'in yüzü yeşil. Belki benim yüzüm de öyledir. Bir şey düşünmeden yokluyorum cebimde Browning'imi. Saçmalık. Tabanca bir işe yaramaz. Shugoyev geri gelmişti. Atları ben sürmek istedim ve birden donup kaldım. Saçma. Bakınca atlar güzel görünüyordu. Nereye sürecektin arabayı? Üstelik tek adım atmıyorlardı. Biri tabancasını çekecek, nişan alacaktı ve balo bitecekti. Shugoyev yalnızca hehehe diye gülüyordu. Fark ettiler bizi. Toz kaldırdılar. Bize doğru 4 nala geliyorlardı. Yanımıza geldiler. Dişleri bembeyaz parlıyordu, gümüş parlıyordu. Güneşe baktım. Hoşça kal güneşcik. Ve harika, 4 nala geldiler. Dans ediyorlardı. Yetmiyor, gürültü koparıyorlardı. Tala ga ga. Ne istediklerini Tanrı bilirdi. Elimi cebime sokup Browning'imi yokladım. Emniyetini açtım. Beni yakalarlarsa namluyu ağzıma sokacaktım. Öylesi daha iyi. Bana böyle öğretmişlerdi. Onlarsa bağırıp çağırıyor, göğüslerini yumrukluyor, sırıtıyor, uzak bir yerleri gösteriyorlardı. Alya mamıya, Bolgotoye, Şaliköy, Gago gör gör. Shugoyev görmüş geçirmiş biridir. Tecrübelidir. Yeşil yüzü birden kıpkırmızı kesildi, elini kolunu sallamaya başladı. Anlaşılmaz bir dilde bir şeyler söylemeye başladı. Şali mi diyorsun? Tamam. Bizim Şali köyümüz gitti mi? Oldu. Balgatoye. Bizimkiler nerede? Orada mı? Gülümsediler. Dişleri inanılmaz güzeldi. Ellerini kollarını sallıyor, başlarını eğiyorlardı. Shugoyev'in yüzü normal rengini aldı. Dost bunlar, dost. Doktor bey. Onlarla anlaşmışlar. Bizimkilerin Balgatoye'den Şali köyüne gittiğini söylüyorlar. Bizi onların yanına götürmek istiyorlar. Yani bunlar da bizden. Yerinizde kalın. Bizden bunlar. Baktım, yamacın dibinden ateş ediyorlar. Atlıların bir kısmı uzaklaştı. Shugayev, Zeis'le daha iyi görüyordu. Çeçenlerin yüzü sevimliydi. Gözlerini Zeis'ten ayırmıyorlardı. Kıs kıs güldü Shugayev. Dürbünden pek hoşlandılar. Evet, hoşlandıklarının ben de farkındayım. Oh, hoşlarına gitti. Bir an önce arkalarından yetişmeliyiz. Arabacı yerinde sarsılıyor, Shugayev düşüncelerini söylüyor, beni yatıştırmaya çalışıyor. Huzursuz olmayın, burada dokunmazlar bize. İşte bizimkiler, bakın orada. Ama 2 vers daha uzak olsaydık, kolunu salladı Shugayev. Her yandan sesler geliyordu. Gır, gır. Bir sözcük olsun anlayabilseydim ama Shugayev anlıyor, onlarla konuşuyordu da. Elleriyle, kollarıyla da, diliyle de. Hemen yanında sürüyorlardı atlarını, kılıçlarını şakırdatıyorlardı. Hayatımda hiç böyle bir konvoyda olmamıştım. 11. Ateşin başında. Köy yanıyor. Uzunu kovalıyorlar. Gece soğuk. Ateşe sokuluyoruz. Alevler tabanca kabzalarında oynuyor. Çeçenler bağdaş kurup oturmuş, kolumdaki kırmızı ağaça bakıyorlar. Bunlar bizim sakinleşmiş, bize yakınlık duyan dostlarımız. Shugayev parmaklarıyla da diliyle de benim baş doktor olduğumu anlatıyor onlara. Çeçenler başlarını eğiyor. Yüzlerinde saygılı bir ifade, gözlerinde ışık beliriyor. Ama 2 vers ötede olsaydı... 12. 13. Aralık. Katar yola çıkmaya hazırdı. Herkes sarhoştu. Komutan, kazaklar, kondüktörler, en kötüsü de makinist bile. Sıfırın altında 18 derece bir soğuk vardı. İnsanların taşınması için ısıtılan vagon bile buz gibiydi. Hiçbir vagonda soba yoktu. Gecenin geç vakti yola çıktık. Bizim olduğumuz vagonun kapısını kapadık. Bulduğumuz her şeyle sarındık. Sağlıkçıların hepsine içmeleri için ispirto verdim. Öyle ya, insanların donup ölmelerine göz yumamazdım. Vagon sallanıyor, tangır tungur ediyordu. Alttan tekerleklerin gürültüsü geliyordu. Gidiyorduk. Ne zaman uykuya daldım, ne zaman sıçrayarak uyandım hatırlamıyorum. Ama karların içinde bir yamaçtan aşağı yuvarlandığımı, vagonların çatırdayarak kibrit kutuları gibi dağıldığını gördüğümü açık seçik hatırlıyordum. Birbirlerinin üzerine çıkıyorlardı. Alacakaranlıkta vagonlardan insanlar sapır sapır dökülüyordu. İniltiler, çığlıklar. Makinist sinyal ışığına bakmamış, tren karşıdan gelen trenle çarpışmıştı. Shugayev için üzülüyordum. Bacağını kırmıştı. İstasyon şefinin odasında sabaha kadar yaralananların yaralarını sardım. Ölenlerle ilgilendim. Son yaralının yaralarını sardıktan sonra kırık dökük vagon parçaları yığılı demir yoluna çıktım. Soluk gökyüzüne baktım. Çevreye baktım. Sağlık memuru Golendirük'ü hatırladım. Ama nereye, lanet olası. Aydın bir insanım ben. 14. Büyük yıkılış. Şubat. Bir kaos. Tren istasyon binası yanıyordu. Yangın sonra trene sıçradı. Son vagonu sardı. Bir çılgınlık. Dalga buraya da ulaştı. Bugün nihayet toparladım kafamı. Oh, ölümsüz Golendrük. Yeterince saçmalıklar, delilikler yaptım. Bir yıl içinde Maine Reed'in 10 cilt yazmasına yetecek kadar çok şey yaşadım. Thomas Maine Reed, 1818-1883. İngiliz yazar. Çocuklar ve gençler için serüven romanları yazdı. Ama ben bir Maine Reed de Busnard'da değilim. Louis Henry Busnard, 1847-1910, Fransız yazar. Serüven türü romanlar yazarı. Gırtlağıma kadar doluyum ve bitler yeterince kemirdi beni. Aydın olmak ille de budala olmayı gerektirmez. Yeter artık. Giderek yaklaşıyoruz denize. 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 Bundan böyle savaşlara lanet olsun. Sonsuza kadar lanet olsun. Son.